Sierra of Ohio, wearing his beautiful chapeau bagus is Caballero. The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Aşkta şans yok. Tersun kabilesi. Her şeyi ters yaparlar. Onlarla ne kadar barış imzalamaya çalışsak daha çok savaş çıkarırlar. Rin Tin Tin'le tanışmış olmalılar. Saldırın! Artık çıkabilirsin, gittiler. Koca burnunu işimize sokmanı kim söyledi? Affedersiniz hanımefendi ama tehlikede gibiydiniz sanki. Hadi oradan, o yerlileri doluya tutulmuş cücelerden beter etmiştik ama yine de teşekkür ederim tatlım. Sen hiç merak etme, daha kötü şeylerle de başa çıktık. Yardım edebilir miyim? Evet. Git kahve yap. Kaliforniya'ya mı gidiyorsunuz? Nişanlılarımızla buluşacağız, o kredi kardeşler. Eminim onları duymuşsundur. Hayır, maalesef duymadım. Dublin'de herkes onları tanır. Ama önce vagonun tekerleğini onarmamız gerekiyor. Özgürlük kasabası yakında. Ben de oraya gidiyorum. İsterseniz sizi götürebilirim. Ama sizi uyarmalıyım. Orada uzun süredir kadın görmemiş bir sürü altın avcısı var. Bize ne? Kadın deme. Biz taze genç kızlarız. Ne tatlı değil mi Connie? Molly Donahue, nişanlı olduğunu hatırlatabilir miyim? Hey millet! Kadınlar gelmiş. Öyle uzun zaman oldu ki bıyıklarının olmadığını unutmuşum. Aldırma onları Molly. Ho Frisky! Ho Hattutras! Geldik. Yardım ister misiniz bayan? Müsaadenizle. Ben... Hizmetinizdeyim hanımlar. Pis ellerinde onları kaçıracaksın. Öyle mi? Yumruğum sana pis mi geldi? Evet, işte ben de bundan korkuyorum. Erkekleri çözmek öyle kolay ki. Kızları güldürüyor değil mi? Tekerinizi tamir edecek birini bulayım mı? İşimizi kendimiz yapmakta son derece becerikliyiz. Böyle yardımsever bir kasabada sana niye ihtiyacı olsun? Tekerinizi tamir edeyim mi bayan? Hayır ben! Müsaadenizle. Vurma dur! Yapma! Bir oda istiyorum. Tahta kurusu olsun mu olmasın mı? Olmazsa ekstra ücreti var. Tahta kurusu olmasın ve özel banyosu olsun. Genelde arkadaki yağmur fıçısını kullanırız ama sabunla havlu koyarım. Hepsi ekstra ücretli tabii. Acele eder misin? Zaten geç kaldık. Ay! Dingili erilmiş hanımefendi. Bütün gün sürer bu. Anlaşılan sabaha kadar buradasınız. Ne dersiniz? Küçük bir parti yapalım mı? Parti mi o? Connie lütfen. Uzun zaman oldu. Evet, neden olmasın? Evet, harika. Evet, evet. Sıranı bekle dostum. Sıraya gir.
Hadi yıkandın işte, sıra bende. Annen sana hiç terbiye vermedi mi? Onlar nazik hanımlarca şu ha. Aynen öyleler Barney, aynen. Nişanlı olduğunu unutma Molly. Oh Connie, hadi biraz eğlenelim. İşte geldiler. Baksana Alabama, buranın halkı ne kadar konuksevermiş, değil mi? Evet, genelde böyle çiçeklerle karşılanmayız. Ne düşünüyorum biliyor musun Alabama? Aslında bizi beklemiyorlardı. Aman! Siz dans etmiyor musunuz? Köylülerin eğlencesini bölmek istemem. Daha sonra bunun için vaktimiz olacak. Oh! Bu gece işler yolunda, ha Bert? Siz kavga da etmiyorsunuz sanırım. Ha, bilmem ki. Bazen havanda olmazsın. Hepsi bu. Kimseyi tanımıyoruz. Kaynaşacak fırsatımız olmadı. Bu yeterli mi? Evet. Bu bana Petoşay'ın partisini hatırlattı. Ve Flanagan'ı kızının vaktizini. Kız resmen volkan gibi patlıyor. Barney, ilk görüşte aşık oldum. Yıllardır gittiğim en güzel parti. Doğru ama geç oldu. Sabah erkenden gidiyoruz. Evlen benimle. Bulduğum her altını sana vereyim. Hayır benimle. Ben daha çok altın buldum. Tatlım, bu boy külçelerim var. Hepsini sana veririm. Ben hepsini soydum. Hepsinden daha zenginim. Ben! Ben tüm hakkımı sana veririm. Babamın gümüş saatini veririm. Benim hiçbir şeyim yok ama hepsi senindir. Çok hoşsunuz ama bu imkansız. İkimiz de nişanlıyız. Ne olmuş? Ben 11 kez nişanlandım. Ama sen İrlandalı değilsin. İkinizi de kaçırıp yıldızlara çıkarmamıza kim engel olabilir? Ben. Hey sen, bana ne iş yaptığını söyler misin acaba? Connie, gitmemiz gerek. Jean-François, aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet, bir içki daha istiyorum. Geceniz iyi geçti mi hanımlar? Evet, vagona girmeye çalışan iki serseri hariç. Tavamızın tadına baktılar. Rocky Dağları'na giden patikayı mı takip edeceksiniz? Sana ne bundan? Toprak kayması yüzünden yol kapandı. Vagonun güvenle geçebileceği bir yol bulmaya gidiyorum. Birkaç kayadan korkmayız biz. Dehatrıktor! Delfriski! Vay canına, şu o Grady'lere acıyorum. Diğer yandan belki de hak ettiklerini bulmuşlardır. Connie, takip ediliyoruz. Pekmezi kullan Molly. Asalaklar için sirkeden daha etkilidir. Sen atları tut, ben kızları alayım, tamam mı? Tamam. Koca bir varil böceklere harcamak yazık oldu. Bu iş çirkinleşmeye başladı. O kendini beğenmişleri tuzağa düşürmemiz gerek. Kadınlar ne tür bir yemden hoşlanır sence?
Bir düşüneyim. Ayakkabıcıya ne dersin? Bir bu eksikti. Kaliforniya ve O'Grady kardeşleri sadece iki gün yolumuz kalmıştı. Sonra... Bizi görünce yüzlerinin gireceği şekli bir düşünsene. Bizi hala Dublin'de sanıyorlar. Bence annelik içgüdülerinden faydalanalım. Bebek gibi sesler çıkarayım. Sonra onları yakalarız. Vay canına. Çok iyi fikir Alabama. Bunu yapabileceğimi bilmiyordun değil mi? Ben sadece insan bebeği sesi bekliyordum. Hepsi bu. Alabama, hakkını vereyim. Bebek taklidin berbat ama ayı taklidin şahane. Bak onu tepeden çekmeye çalışabiliriz. Evet ama yardım lazım. Kendi başımıza asla yapamayız. Duydun mu? Biri ağlıyor sanki. İkimiz de düşeceğiz. Şanslıyız. Cennetten 4 güçlü kol gönderildi. Ah, uğramanız çok iyi oldu beyler. İrlandalı şansı işte. Ama iyi bir şans değil. Savunmasız bir kadını vuramazsın. Evet, kadın erkek ayırmam ben. Buralarda bir geçit olması gerek. Bu işi kabul ederken açıkça belirtmiştim. Dağa tırmanmam. Vay vay. Bak sen. Cici kızlardan başka bir şey çalınmamış. Atlar ne yani? Sayılmıyor mu? İzler özgürlüğe gidiyor. Ne düşündüğünü biliyorum Düldül. Bunu yaptığımız için Donahue'dan yine laf işiteceğiz. O yabani kızı görmektense Carbot'u ile Everest'e tırmanırım daha iyi. Baylar, şimdi bu yeşilli güzel için teklif almaya başlıyoruz. Bir erkeğin hayatına tat katmak için kızıl güzelden daha iyisi yoktur. Ve bu kız cennet kuşundan daha saf, yabani güvercinden daha sadıktır. Somurtmasına bakmayın, kuzu gibi narindir. Alabama kızlarını iyi tanır. Kuzu öyle mi? Bir yaban güvercin öyle mi? Bir Donahue'yu satın alabileceğini sanan varsa kendine derisi yüzünü parça parça tütse evinde kurutulurken bulur. Connie sözünün eri bir kadındır. Çok cilveli bir kız değil mi? Ama zavallı genç bir kız vahşi doğada başka nasıl hayatta kalır? Bir erkek için mükemmel bir eş olur. Ve daha mükemmel bir dol, tamam mı? Baylar, bu fırsatı kaçırmanızı istemem. Hadi tekliflere bir kese külçeyle başlayalım. İki kasa külçe. Sarı gömlekli beyden iki kese külçe. İki kese külçe artı altın dişim. Üç kese külçe ve müesseseden bedava içki kuponu. Dört kese. Beş kese. Altı sıcak kurşun. Senin derdin ne yabancı? Biraz eğlenemez miyiz? Çok tatlıymış. Ve satıldı. Şimdi, Donahue kızlarına bulaşmak isteyen kim var? Zaten zorunlu evlilikler nadiren yürür derler. Yardımın olmadan da kendimiz gayet güzel başa çıkardık. Connie Donahue, yeter bu kadar. Bizi 3 kere kurtardı. Ayrıca vagonu kaldırmak için ona ihtiyacımız var. Siz o vagonu tepeden yukarı çekmeyi mi planlıyorsunuz yani? Hadi ama eminim bu zayıf narin görünüşün altında çelik gibi sağlam kaslara sahipsindir sen Redkit. En az 2 adam daha lazım bence. Anlamanız gerek. İçimizde mutsuz çocukluğumuzdan gelen bir aşağılık duygusu var bizim. Yürüyün hadi. Tüm gücünüzü verin. Beni oraya getirmeyin hadi. Düşünsene ben işten kaçmak için haydut olmuştum zaten. Biraz daha çekersek bütün sorunlar geride kalacak. Evet, aynen öyle. Hayır!
Hayır! Ona dokunma! Ona dokunma! Nesi var bunların? Ağlamak ters yönlerin gülme şeklidir. Annem hep sonumun asılmak olacağını söylerdi. Gördün mü Düldül? Bir yerde geçit olduğunu biliyordum ben. Her zamanki gibi yol bulmanın en iyi yöntemi yöre sakinlerine sormak. Connie, vagonumuzu, erzağımızı, çeyizimizi ve Michael Grady'ye ördüğüm kaza ebediyen kaybettik. Molly, olanı değiştiremiyorsan konuyu değiştir. Söz veriyorum sana ebediyen nazik davranacağım. Hem de çok. Kötü günler dilerim aşağılık bağırsak kurdu şefimiz. Kurtların en kokuşmuşu ve pisi. Sana da kötü günler ıslak huysuz tavuk. Bakıyorum arkadaş edin misin? Yoksa böyle görünmezdin. Hayır aptal şef. Onları av sahamızda yakalamadığımız zaman arkadaş oluruz. Nasıl kurtulacağımızı buldum. Beni izle Can Fransu'a. Oh büyük şef. Dost olmaya geldik biz. Evet, haklı. Dost olmaya geldik. Düşmanınızın düşmanıyız. Yani sizin dostunuz. Bu aptalların nesi var böyle? Aptal olan sensin Alabama. Her şeyi tersten yaptıklarını görmüyor musun? Al sana dostum. Sadece köpeği besliyorsa bize neden çanak verdiler dersin? Emin değilim ama düşmanları yani dostları olduğumuza göre onlarla tartışmayalım. Köpeklere, et misafirlere kemik mi veriyorlar bunlar? Biraz kıkırdak da var. Peki ama bunu nasıl yiyeceğiz? Denesek iyi olur. Yemezsek gücenirler. Muhtemelen yerli nezaketi bu. Hayatım buna bağlı olduğuna göre. Oturma. Ters kabilesinde terbiyeli misafirler ayakta yer çünkü. Mantıken konuşursak o zaman atlar onlara binmeli. Beni dinle sefil şef. Aşağılık bağırsak kurdu. İki halk barış anlaşması imzalaması olur mu? Eğer soluk yüzler Tersyon kabilesine savaş ilan etmeyi kabul ediyorsa o zaman şarlatan şefleri olarak kalbim büyük kederle dolar. Sorsana her şeyi ters yapıyorlarsa neden kadınlar savaşçı olmuyormuş acaba? Ve neden savaşçılar yemek yapıp çocuk bakmıyormuş acaba? Şimdi baklayı ağızdan çıkardı. Hayır, yanılıyor. Hayır, yanılmıyor. Yanılıyor. Yanılmıyor. Beladan kurtulmak konusunda çok yeteneklisiniz. Hey, bizi burada mı bırakacaksınız? Fikir ayrılığımız oldu ama iyi zamanlar da geçirdik. Düldül hatırlat da Washington'a telgraf çekip ters yönlerle barış istiyorlarsa savaş ilan etmelerini söyle. California. Şükürler olsun. Nihayet geldik Molly. Michael Grady, ben geldim.
Connie berbat görünüyor olmalıyım. Dayanacağım François. Kaliforniya herkes için ikinci bir şans demektir. Sürpriz! Ne oldu? Bizi gördüğünüze sevinmediniz mi? Çok mu kötü görünüyoruz yoksa? Buraya gelmek için okyanusu aştık. Çölü geçtik, dağları tırmandık. Yerliler ve madencilerle savaştık. Tek söyleyeceğiniz bu mu yani? Bir de karşı cinse zayıf mı diyorlar? Şimdi ne yapacaksınız? Buradayız ve kalacağız. Kocalar bulup evleneceğiz. Aynen öyle koca oğlan. Hayır, maalesef ben yalnız kovboy olarak tescillendim. Molly, bu ikisi için ne düşünüyorsun? Hem bedenlerimize de uygunlar tatlım. Hayır. Ben evliliğe hazır değilim. Ben de. Kaç! Hazır mısın Molly? Hazırım Connie. Bazen tersine gitmek fena olmuyor ha? Bunlar altopatlarla yaşayıp oklavayla ölenler. Hadi gidelim kovboy. I'm a full lonesome cowboy.